9 Ağustos 1923. Çatalca. Bu genç hanım, yılların özleminin simgesi Sul. Toplama bir kalabalık değil bu. Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk tarihinde bir dönüm noktasıdır dediği Lozan Antlaşması'dır kutlanan. Baş murahhas İsmet Paşa ve heyet üyeleri yurda dönüyorlar. Erzurum, Sivas, Ankara, Eskişehir, Kars, Sakarya, Afyonkarahisar, Dumlupınar ve diğerleri. Her vagon milli mücadeleyi anımsatan bir şehrin adını taşıyor. Kimler yok ki burada? Üçüncü Cumhurbaşkanımız Celal Bayar Bey, büyük şairimiz Yahya Kemal Beyatlı, Türkiye Musevileri Haham Başı Hayım Naum Bey, Doktor Rıza Nur Bey, hatta 3 sene kadar sonra Gazi Paşa'ya suikast tertip etmekle suçlanan Cavit Bey. Ankara'daki heyecan daha da büyük. 12 Ağustos 1923 tarihli Hakimiyet-i Milliye gazetesi, İstasyona akan kalabalığı tasavvur etmek imkanı yoktu yazıyor. Gazi Paşa Hazretleri saat 9.30'da Latife Hanımefendi ile birlikte geldiler. Saat 9.40'da tren alkışlar, yaşan nidaları arasında perona girdi. İsmet Paşa Hazretleri Gazi Paşa Hazretleri ile sarıldılar, Latife Hanımefendi'nin ellerini öptüler. Daha sonra Çankaya'ya çıkıldı. Sıra Lozan Antlaşması'nın Büyük Millet Meclisi'nde onayına gelmiştir. 23 Ağustos 1923'te başlayan müzakerelerde İsmet Paşa, bütün cihana karşı yalnız kendi kuvvetiyle uğraşmaya mecbur kalan milli Türkiye, daha başka bir vaziyet alamazdı sözleriyle savunur antlaşmayı. Eski Maliye Bakanı Cavit Bey ile Rauf Bey'in antlaşmanın bütününü içlerine sindiremeyen mebuslardan oldukları söylenir. Nitekim yaklaşık bir yıl sonra 17 Kasım 1924'te Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Adnan Adıvar gibi milli mücadelenin önde gelen isimleri tarafından kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'ndaki yerlerini alacaklardır. Cumhuriyet'in ilk muhalefet partisi olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Ankara İstiklal Mahkemesi'nin 4 Mart 1925 tarihli Takrir-i Sükun Kanunu'na dayanan raporuyla 3 Haziran 1925'te kapatılır. 1926 yazında Gazi Paşa'ya suikast tertip ettiklerine hükmedilerek idam edilenler arasında Cavit Bey de vardır. Rauf Orbay 10 yıl ağır hapse mahkum edilir. Kurt Kanunu romanının müellifi, büyük yazarımız Kemal Tahir Bey, istiklal mahkemeleriyle sonuçlanan facianın kökenlerini İttihat Terakki iktidarının yanlışlarında arar. İzlemek üzere olduğunuz dizinin baş karakteri Kara Kemal, bir politikacı için en müthiş ceza devletinin kendi elinde batmasıdır ve bunun hiçbir özrü yoktur demektedir. İmparatorluğu elimize geçirdiğimiz zaman nüfusu 35 milyondu. 7 düvelin kağıt üstünde de olsa bizim saydığı 1 milyon 800 bin kilometrekare toprağı vardı. Sınırları Kongo'yu, Sudan'ı, Eritre'yi, Somali'yi içine alıyordu. Tunus, Fas, Libya, Mısır, Kıbrıs resmen kaybedilmiş değildi. Bu koca imparatorluk bizim elimizde ölmüştü. Suç ne kadar büyükse, çekilecek cezanın da o kadar büyük olması gerekir. Tarihin örneğini yazmadığı kurtlar boğuşmasına girip yenik düştük. Kurtlukta düşeni yemek kanundur. We'll be right back.
Burası. Sağ ol. Shift kart. Pas. Eşim ve ben çok şanslıyız. Dilimizi konuşan bir Türk politikacıyla tanışmak ender bir onur. Almanya'da neredeydim demiştiniz, Herr Hurschit? Danzig dedim, Herr Schmidt. Güzel ülkenizde gemi inşaatı ve telsiz eğitimi gördüm. Arttırıyorum. Pas. Gördüm. Gemi inşaatı yapıyorsunuz ama bu gemiyi siz inşa etmediniz. Gülcemal benden 16 yaş büyüktür. Gülcemal denize indiğinde ben henüz doğmamıştım. Abi, Naci Hanım ya. Ortalıkta görünmesin, evden de çıkmasın. Tamam. Neden kalkmaz bu batasıca? Neyi bekler daha? Ok çıktı yaydan. Atıldı köprüler. Gemiler yandı. Lazoğlu yerse bu kez Sarıpaşa'yı. Dünyayı attık torbaya. Oğlum Abdülkerim. Ya devlet başa, ya kuzgun leşe. İşte be. Çekil be adam. Başlayacağım şimdi şekerinizden. Kaybolun hadi. Naciye Hanım. Kusura bakma bacım. Orada gel. Adamları öylece yolladık abi. Ne yapsaydık? Elimizden kaçıracağız diye çok endişeleniyorum.
yanlarında bir adamımız olsaydı. Nasıl biri mesela? Yani hiç şüphelenmeyecekleri biri. Belki senin bile şüphelenmeyeceğin biri, öyle mi? Yanlarında bizden biri mi var amir? Şurada duralım. Afiyet olsun paşam. Nerede kaldı Camgöz efendi? Tembihledin mi adamı iyice? Abdülkerim çağırıyor dedirttin mi? Hiç tembihlemez miyim beyim? Şimdi gelir. Takibatımızın neticesi haliyle tahakkuk etmiştir efendim. Malumunuz, çeteyi bütün azasıyla ele geçirmek azmindeyiz. Şebekeyi bir müddet daha takibat altında tutabilmemiz için müsaadenizi talep ediyorum efendim. Anlat Cevdet Bey, ne yaptınız? Efendim kadını... Ballın ağacıyı demek istiyorsunuz. Laz İsmail'in kapatmasını. Evet efendim. Ballın ağacıya namlı kadını Gülcemal'e kadar takip ettik. Cephaneleri ona taşıdıklarından eminiz. Üç kişiydiler, öyle mi? Ziya Hurşit, Laz İsmail ve Gürcü Yusuf. Maalesef efendim. Maalesef derken? Abdülkerim Bey onlarla birlikte vapura binmedi. Ama rıhtımdaydı. Vapur kalkana kadar bekledi. Hiçbir yere ayrılmadı. Peki sonra nereye gitti? Takip edebildiniz mi? Efendim, peşlerine taktığımız memur izlerini kaybetmiş. Malumunuz... Abdülkerim Bey eski teşkilatı mahsus şeflerindendir. Dünya Savaşı'nda Arabistanlı Lawrence'a karşı istihbarat yapmış. Çölde gezer kumda iz bırakmaz diyorlar. Trablus'ta. Balkan Savaşı'nda çok hüner göstermiş. Demek öyle. İsmet Paşa Hazretleri'nin sınıf arkadaşı olduğu da doğru mu? Evet efendim. Malumunuz eski askerdir Abdülkerim Bey. Meşrutiyetten evvel İttihat ve Terakki'nin en gözde fedailerinden biri olduğuna dair istihbaratımız var. Lakabı Filinta Kerim. Üsteğmenliğinden beri hiç boşaltmamış Filinta'yla. Filinta Kerim'in bu sergerdelerin akıl hocası olduğundan emin misiniz Cevdet Bey?
Başvekil Hazretlerinin itibar ettikleri anlaşılan bir zatın peşine nahak yere kuyruk takmanın sonuçlarını iyice düşündük değil mi? Evet efendim. Felinta Kerim'in... Felinta Kerim'in Reis-i Cumhur Hazretlerini canlarına kasteden bir teşebbüsün içinde olduğuna eminim. Felinta Kerim... Felinta Kerim bizi bu menfur teşebbüsün asıl tertipçisi Kara Kemal'e götürecektir. Pekala Cevdet Bey. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun efendim. Bir de... Emredin efendim. Siz olun, Kara Kemal Bey'i zinhar hafife almayın. Zat-ı Ali'niz henüz birdir bir oynamaktayken... Kara Kemal Bey, Kara Vasıf'la bir olmuş... Karakol Cemiyeti'ni kurmuşlardı. Unutmayasınız Cevdet Bey. Emredersiniz efendim. Sabahın kalimeri Abdülkerim abim. Geç otur şöyle hele. Abi hayrola? Başımızda münasebetsiz bir iş var. Ahbap hatırı. Boş versen olmaz. Seni istememizin sebebi... İsmail var ya İsmail. Laz İsmail. Aa evet, Laz İsmail abi. Heh. İşte Laz İsmail bana lazım. Nerede oturur? Hangi sokakta oturur? Sen bilirsin. Abi vallahi ben uzun zamandır o sokağa giriş çıkış yapmadım. Zaten ballı Naciye'yi kapattığından beri de sokağa kimse girip çıkmadı. Bırak ulan Naciye'yi şimdi. Ne işim olurmuş ki benim Naciye'yle? Hem bu memlekette benim giremeyeceğim sokak yoktur. Bilirsin. Tövbe Ayşe abi, ben öyle bir şey demek istemedim. Ama zaten ben adresi bilsem... Hadi. Canımı sıkarsın. Canım sıkılırsa ne yaparım bilirsin. Senin anlayacağın mesele değil bu. Sen benim işimi gör kâfi. Abi mesele nedir? Sen illaki duymuşsundur bir şey. Yok vallahi duymadım. Cam göz. İşi sahibinden mi saklıyorsun? Anlat hele. Sana da ekmek var mı işte? Kerim abi, bizim o taraklarda bizimiz olmaz. Gel lan buraya. Senin kirli işin olmaz da bizim mi olur lan? Cam gözlüm beni. Yok yok, tövbe tövbe tövbe. Ben onu demek istemedim abi. Bildin mi şimdi hangi iş üstündeyim lan? Bildim abi. Ben ölmeye hak ettim abi. Ama senin benim gibi bir dümbelekle ne işin olur abi? He? Koskoca Abdülkerim Paşa, benim gibi pis bir adamın kanıyla neden ellerini kilesin be abi? Lan bak hala konuşuyor. Bir şey istediysek ikiletme lan. Ben abi o zaman hanıma bir adresi sorup geleyim, olur mu? En çok üzüldüğümde ne biliyor musun? Senin gibi değerli bir paşamızın değerli bir abimsin. Zamanını aldım, kusura bak. Tamam, kısa kes. Kaybol. Haber gazetesinden Murat Bey bekliyor dışarıda. Savayım gitsin mi, görüşecek misiniz? Al içeri Asiba. Belli ki vazgeçmeyecek adam. Emredersiniz. Estağfurullah, estağfurullah. Buyurun, oturun. Oturun. Buyurun oturun lütfen. İsmi Aliz Murat'tı değil mi? Haber gazetesinden. Evet küçük efendi. Esasen yıllar önce Zat-ı Ali'nizin elini öpme şerefine nail olmuştum. Siz hatırlamazsınız elbette. Nasıl oldu? Muhterem dayımın fakirhaneye teşrif etmiştiniz. Cerrahpaşa'da. Maliyeci Emin Bey. Maliyeci Emin İbrahim Bey benim dayım olur. Bir bayram günüydü. Bana harçlık da vermiştiniz. Tabii ya. Emin. Sınıf arkadaşım. 137 Ürkek Emin. Bizim Üsküplü Süleyman Hoca takmıştı Ürkek Emin lakabını. Ne ürkersin bre, susak ağızlı Emin. Çağırınca tahta başına derdi rahmetli.
Bilirsin de dersini, ya nedir bu ürkeklik tavşan gibi derdi. Nasıl Emin? Ne yapıyor? Nerede çalışıyor şimdi? Emin dayım emekli oldu, çalışmıyor. Ya? 1914'te savaş çıkacağını anlayınca ayrılmış. Maliyeciye de ihtiyaç yok dedikleri için Anadolu Savaşı'na da katılmamış. Ama Mimmim'de faaliyet göstermiş. Mimmim ha? Bak sen. Rahmetli Enver Paşa'mızın istihbarat teşkilatı. Doğru ya. Emin İbrahim'in Fransızcası o zaman da hepimizinkinden iyiydi. Mimmim. Düşman saflarına sızıp çok önemli belgeler elde etmiş, Mustafa Kemal Hazretlerine ulaştırmıştı. Efendim, müsaade ederseniz, Emin dayımı istihbarat ajanı olarak tasavvur etmek benim için hayli zor. Ürkek lakabından da anlaşılacağı gibi muhterem dayım korkar. Uzak durur böyle işlerden. Hiç olur mu oğlum? Korkak bir adam olsa nasıl girerdi İttihad-ı Terakki Cemiyeti'ne? Benim tanıdığım Emin haksızlık etmekten korkar. Korkmakta da haklıdır. Bir de hemşiresi vardı Emin'in. Küçük abla derdik. Yiğit mi yiğit bir hanımefendi. Perihan mıydı adı? Teyzem olur. Ya, o nasıl? Ne yapıyor? Cerrahpaşa'daki evde birlikte yaşıyorlar. Perihan teyzem kendini ağabeyine adadı. Bir dediğini iki etmiyor. O talihsiz hadiseden sonra Perihancık bir daha evlenmedi demek. Evlenmedi küçük efendi. Abi kardeş etliye sütlüye karışmadan yaşayıp gidiyorlar. Emin dayım hep sorumluluktan korktuğunu söyler. Mesela zat halinizin yükseldiği Yaşe'nin hazırlığı mevki Emin dayımın uykularını kaçırırdı. Allah Allah. İyaşe nazırlığı yüksek bir mevki midir sizce? Gelişi güzel nazırlıklardan olmadığı muhakkak. Siz koca Osmanlı İmparatorluğu'nun kaderini elinde tutan birkaç kişiden biriydiniz. Hatta belki de birincisiydiniz. Sadece siyasette kalmadınız. Milletin açlık tokluk sorumluluğunu da yüklendiniz. Benim yaşım genç ama savaş zamanı açlık tokluk işlerinin nedenli zor meseleler olduğunu tahayyül edebiliyorum. Teveccüh gösteriyorsunuz. Ne haddim efendim? İnsanları zengin etmek iktidarı sizin elinizdeydi. Canınızın istediğine milyonlar kazandırabilirdiniz. Kazandırdım. Kazandırdım da Murat Bey oğlum. Daha beteri yüzüme gözüme bulaştırmadım da söylenemez. Estağfurullah efendim. Yok. Onun orası öyle. Para toptan tüfekten daha kudretli bir silahtır. Biz milli burjuvaziyi meydana getirmek gayreti içerisinde kimi insanların eline para gibi korkunç bir silahı verdik. Halen de veriyoruz. Zengin ettiğimiz bu insanlar belki de kökten değişecekler. Parayı kötüye kullanacaklar. Bu defa Cumhuriyet rejimimiz belki de nesiller sürecek bir vebalin altında ezilecekler. Hak edilmemiş bir servetin sorumluluğu çok daha korkuludur Murat Bey oğlum. Başkumandan Hazretleri insanları son vazifede ölüme gönderdi. Halbuki siz gelecek nesillerin hayatlarını da tanzim ediyorsunuz. Her baba yiğidin göze alacağı sorumluluk değil. Siz sorumluluktan kaçmadınız. Velakin para yaman bir silah olduğuna göre emniyet altında tutulması lazım değil midir? Elbette. Meşhur sözdür Murat Bey oğlum. Biri geçti Osmanlı tahtına oturdu mu Türk keseden gözünü ayırmayacak derler. Paralar girmekte mi yoksa çıkmakta mı? Ne var ki duyabildiğimiz kadarıyla bu konuda henüz muvaffak olunabilmiş değil. Ne demek istiyorsunuz? Tekalifi milliye komisyonlarına dair çok şikayet var. Zaferden sonra ödenme kaydıyla milyonlarca kayme toplandı. Savaş bitti. Millet elinde makbuzlarla kala kaldı demekteler. Bir de makbuzları bile olmayanlar var. Ankara'daki kodomanlar makbuzları yok pahasına topluyorlar. Halka ödeme yapılmayacak deniyor. Bunlar çok aşağılık dedikodular Murat Bey. Alçakça iftiralar bunlar. Yüce meclisimize açıkça kara çalınmaktadır. Vebali çok büyüktür. Bir de deniyor ki
Sizin terakkiperver fırkanızın kapatılmasının asıl sebebi arkadaşlarınızın İsmet Paşa Hazretlerinin hükümetinden tekalifi milliyenin makbuzlarının hesabını soruyor olmalarıymış. Allah Allah. Hatta takrili sükun kanunun çıkarılmasının asıl sebebi Kazım Karabekir Paşa Hazretleri ve arkadaşlarının arı kovanına çomak sokmalarıdır. İnsanlarda terakkiperver fırka kapatılmasaydı rezilliğin ucu İçişleri Vekiline kadar uzanacaktı şeklinde bir kanaat hasıl olmuş durumda. Bu konuda sizin düşüncelerinizi çok merak ediyorum küçük efendi. Yazmamak kaydıyla tabii. Sizi şerefim üzerine temin ederim. Bu odadan tek bir söz sızmayacak. Terakkiperver, Cumhuriyet Fırkası'nın kapanma gerekçesi açıklanmıştır Murat Bey. Bunu sizin gazetenizde, diğer gazetelerde yazdılar. Kapatılma sebebi, fırka efkar ve itikadı diniyeye hürmetkardır diye başlayan 6. maddedir. Bunun haricinde gerekçeler aramak yersizdir. Kötü niyet ifade eder. Kaldı ki bizi İzmit'te topladığında Kemal Paşa Hazretleri açık seçik söylemiştir. Memlekette artık tek bir teşkilat vardır. O da Anadolu Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'dir demiştir. Herkesin sadece bu cemiyet çatısı altında toplanmaları gerekiyor demişlerdir. Bunu sizin haber gazeteniz de böyle yazmıştı. Efendim, bizi topladılar derken Yakup Kadri'yi, Velid Ebu Ziya'yı ve sizi çağırdıkları toplantıdan bahsediyorsunuz. Cavit Bey'in evindeki toplantı. Hayır, hayır efendim. Sultan Abdülaziz'in Av Köşkü'nde yapılan toplantıdan bahsediyorum. Milli mücadeleyi destekleyen Altı İstanbul Gazetesi'nin başyazarlarının katıldığı toplantıdan bahsediyorum. Mustafa Kemal Paşa Hazretleri o toplantıda bize savaş zayiatını hızla telafi edecek esaslı bir program üzerinde çalışıldığını, halk fırkasının bu program üzerine inşa edileceğini anlatmıştır. Doktor Adnan Adıvar ve muhterem eşleri Halide Edip Hanımefendi toplantıda bulundular mı? Doktor Adnan, Ankara hükümetinin İstanbul temsilcisi olarak katıldılar. Halide Edip Hanımefendi yoktular. Efendim, Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin savaştan sonra ülkede tek bir siyasi teşkilat bulunacağını bildirmesi sizi rencide etmedi mi? İstirham edeceğim küçük efendi. Beni de bir yeğeniniz olarak görün. Bu soruma vereceğiniz cevap mezara dek benimle gidecek. Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin muhalefeti fiilen yasaklayan bu kararı sizi rencide etmedi mi? Rencide olmak veya olmamak. Bunlar hususi hislerdir Murat Bey oğlum. Mesele memleketin zarar değil de olmaması meselesi olunca gerisi teferruattır. Velid Ebu Ziya Bey teşrif ettiler küçük efendi. Müsaadenizle. Yoksa Tevhid-i Efkar gazetesinin başyazarı Velid Ebu Ziya Bey mi? Kendisi için Mimim Teşkilatı'nın... Dayınıza selamlarımı iletin. Kimdir o? Benim Naciye Hanım. Sen de kimsin? Abdülkerim abin toplantıdan. Yok benim öyle bir abim. Yoluna git edebinle. Yararım kafanı terliği çekip. Ya Naciye Hanım bak. Şşş, dur bakayım. Şöyle ileri çık hele. Çık 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 çık. Dön bir yüzünü görelim. Açsana be kadın, bir meselemiz var herhalde. Bekle bir. Aa, Abdülkerim abi. Kusura bakma Naciye Hanım, rahatsız ettim.
Ama yoktu başka yolu. Neymiş? Hayırdır? Bir soluklanalım hele. İyi. Geç buyur. Sıcak değil mi? Galata'ya gittim geldim terledim denize düşmüş gibi. Baktım suya girmeden olmayacak. Ben soğuk bir limonata koyayım sana. Ne işin vardı Gül Cemal vapurunda? Sen neredeydin görmedim. İsmail'i geçirmeye mi geldin de? Ne götürdün çantada? Hiç. Götürmedim de bir şey. Naciye Hanım. Sana mı inanayım, gözüme mi? Neye istersen ona inan. Bıktım sizin meselelerinizden. Hem... Kara Kemal abi... biliyor mu bir işler çevirdiğinizi? Nereden duyacakmış? Kim söylemeye cesaret edebilir? Vallahi ben bilmem. Benim saklım yok. Korkum da yok. Korkun yoktur. Bilirim de ondan geldim zaten Naciye Sultan. Gel. Otur şöyle hele. Ne oturacakmışım? Ne diyeceksen de. Karıştırmayın Naciye kızı dedim. Alamazsınız yakınızı elimden dedim. Ama dinletemedim. Neye karışacakmışım? Beyimi yolculamaya gittim. Kim sorabilir hesabını? Hem sana mı kaldı beni korumak Abdülkerim abi? Bilmezmişsin gibi konuşursun. Söylemedi mi sana İsmail nereye gitti? Er kısmı kadın kısmına söyler miymiş nereye gittiğini? Evine döndüğüne bakarım ben. Bu işten haberin yok öyle mi? Anlatmadı mı İsmail? Sormam ki söylesin. Hem dinlemem ki anlatsa da. Harcadılar seni desene. Kim harcayacakmış beni? Bombalarla tabancaları sana taşıttılar demek. Bombadan iyi nesi? Abdülkerim abi tabancayı duvarda görsem ben bayılırım korkudan. Değil ki çantada taşımak. Aferin. Ziya Hurşit'ten mi öğreniyorsun sen bu akılları? Bana sökmez. Aa, Abdülkerim abi. Ermiş misin sen? Nereden bildin çantamda olanları? Bilirim ben. Ya siz delirdiniz mi? Dilekçe mi verdiniz polise bizi zorla mapushaneye atın diye? Ne mapusu? Ay, başıma gelenler. Yakaladılar mı yoksa Abdülkerim abi bir muhbirleyen mi oldu? Ne oldu Naciye Hanım? Niye bu kadar telaşlandın? Sen beyni yolculamaya gitmemiş miydin? Abdülkerim abi ne oldu Allah sen söyle. Bana mı sorarsın bir de? Hem seni korumak bana mı düşmüş? Tamam. Küçük efendiye gideceğim ben. O bulur çaresini. Dur hanım. Nereye gidiyorsun? Dellendin mi? Kara Kemal ne yapar adam bilmez misin? Ne yaparsa yapsın. İsterse çekip vursun. Namerde muhtacı olmaktansa mert adamın elinden ölürüm. Aşk olsun ama Naciye Hanım. Burada biz ne güne duruyoruz? Ha? Kara Kemal'in pis işlere bulaştığı nerede görülmüş? Bak aklını başına al da beni dinle. Sorun olursa vapura mapura gitmedin. Hem İsmail de sana nereye gittiğini söylemedi. Kim soracak? Polis mi? Aman yandım ben. Abdülkerim abi polise götürürlerse ödüm kopar benim. İşte dediğim gibi. Polis sorarsa görmedim bilmem. Ay başıma gelenler. Abdülkerim abi polise götürürlerse ödüm kopar benim. Verme beni polise ne olur. Vermezsin istersen. Ben duydum. Sen adam alırmışsın sen görmeyin olursa. Hadi canım koyverdin zamanla. Sen korkmaz mısın it köpek takımından? Naciye Hanım. Vermezsin beni polise değil mi? Naciye Hanım. Vermezsin öyle ya. Naciye Hanım.
geldiniz. Hoş bulduk, selamlar. Buyurun, geçin geçin. Buyurun. Birer kahve içeriz değil mi? Yoksa yemek mi yeriz? Epeydir ortalıklarda görünmüyorsunuz. Yan tarafta yeni bir muhallebici açıldı. Tavuklu pilavı çok güzel yapıyor. Çorba da var. İçeriden hemen ayarlarlar Şipşak. Karşısında küçük bey. Maşallah burası sizin sirkeci istasyonu gibi. Aşağıda misafirlerinizle karşılaştık. Gezgin sergiyi hazırlayan komitedeki arkadaşlar. Reisi Cumhurumuz emrettiler. Karadeniz vapurunu baştan sona elden geçirdik. Tüccarımızın, esnafımızın ürünlerini eksiksiz sergileyebileceğimiz hale getirdik evvelallah. Muazzam bir fedakarlık. Siz bu işe el atmasaydınız, bu iş olmazdı Kemal Bey. Gazi Paşa yurt gezisinde sergiyi görme fırsatı olacak mı? 14'ü sabahı Mudanya'ya gidecek gezgi sergimiz. Gazi Paşa'mızı alıp Bandırma'ya götürecekler. Şah ve Mat. Size müthiş bir haberim var dayıcım. Rivayet odur ki Doktor Rıza Nur memleketi terk etmiş. Fransa'ya gitmiş. İsim yabancı gelmiyor ama. İlahi dayıcım. 700 bin küsur nüfuslu şu İstanbul şehrinde Doktor Rıza Nur kim diye soracak sizden başka yurttaş bulunur mu bilemiyorum. Marif vekilimiz Rıza Nur. Hmm. Hani Lozan konferansına İsmet Paşa'nın yanında ikinci delege olarak katılmışlardı. Vallahi dünya yıkılsa haberiniz olmayacak. Rıza Nur'u tanır. Çok da iyi tanır da dalgınlığına geldi herhalde. Emniyetten arkadaşların yalancısıyım ben. Mustafa Kemal Paşa hazretleriyle telafisi mümkün olmayacak şekilde ters düştükleri söyleniyor. Nitekim Kazım Karabekir Paşa'nın muhalif milletvekilleriyle Mustafa Kemal Paşa'nın fırkası hasım cepheler teşkil etmişler. Söverlermiş birbirlerine. Yok artık ne hacet. Allah korusun. Kazım Karabekir Paşa'nın fırkası deyince aklıma geldi. Sizin sınıf arkadaşınız Kara Kemal Bey ile çok ilginç bir mülakat yaptım. Öyle mi? Evet, ta kendisi. Eski Yaşe Nazırımız Kara Kemal Bey. Sizden aracı olmanızı istemiştim hatırlarsanız. Baktım kulak asmıyorsunuz. Ben de kendim gittim. Kendimi tanıttım yeğeniniz olarak. Hatırlamamıştır. Neredeyse 10 yıl var arada. Hatırlamaz olur mu? Daha isminizi söylerken 137 ürkek emin dedi. Perihan teyzemi de hatırladı. Uzun uzun sordu sizleri. Selam da gönderdi. Sağ olsun. Eve çekilmenize çok şaşırdı. Dünyadan elinizi ayağınızı çekmiş olmanıza da hayıflandı. Mimim'deki muvaffakiyetinizi de hatırlıyor. Halt etmişsin sen. Dünyadan elim ayağımı çekmişliğim yok benim. Sadece güncelle ilgilenmiyorum. Güncelle ilgilenmek demek taraf olmak demek. Sorumluluk üstlenmek demek. Ben buna razı değilim. Pekala dayıcım. Türkiye'nin şu durumunda tarafsız kalmayı tercih etmenizi anlayabiliyorum. İsmet Paşa'nın cenahıyla Kazım Karabekir Paşa'nın cenahı arasında seçim yapmak istemeyişinizi de anlayabiliyorum. Tamam, aynen böyle işte. Lakin tarafsızlık bencilliğe kıvrılır. Bir taraf olan bertaraf olur derler. Kitabını elinizden düşürmediğiniz Gustave Le Bon da öyle demez mi? Sen yine halt etmişsin sen. Abicim. Bir dakika Perihan. Tarafsızlık bencillik değildir. Tarafsızlığın bencillikle alakası yok. Ben her zaman derim. Ben korkarım. Hem de çok korkarım. Vuruşmaktan değil, ölmekten de değil. Yani ama üstlenmiş olduğum sorumlulukları yerine getirememekten korkarım. Sizce teyzem yanlış mı yaptı? Sizce teyzem Selanik'teki çatışmada tarafsız mı kalmalıydı? Yunan askerlerinin delik deşik ettiği Orhan Efendi'ye kapısını açmamalı mıydı? Ölümcül yaralı bir adamı sırf ihtiyaççıdır diye içeri almamalı mıydı? Murat! Murat kes şunu. Sezdirmemeye çalışıyorsunuz küçük efendi.
Sanıyorum şirket işleri pek iyi gitmiyor. Sürgünden sonra toparlamak zor oldu, evet. Şimdi bankaya diye alacağız. O işte bir sıkıntı yok mu? Neden böyle söylüyorsunuz vekilim? Yoksa Ankara'da bir şey mi duydunuz? Takriri sükundan sonra Ankara'da bir şey duymak mümkün müdür küçük efendi? Benim sormam itibari Milli Bankası dururken iş bankasını kurmaya çalışmak. Bir türlü anlam veremiyorum. Çıkar bayakla ağzından Can Polat İsmail. Şimdi sen diyorsun ki Cavit Bey gibi yetişmiş bir maliyeci varken Celal Bey ne oluyor? He? Celal Bey Bursa'da Ziraat Bankası'nda memurluğu var. Doç Orient Bank'ta, daha sonra da İttihad-ı Milli'de vazife aldılar. Dolayısıyla uygundur kendileri. Ankara'da yeni bir banka kurmaktansa Osmanlı İradi Milli Bankası'nı takviye etmek daha iktisadi bir karar olmaz mı? Demektesin de Cavit Bey'in gölgesi kendisinden büyüktür arkadaş. İttihat ve Terakki'nin Maliye Bakanı olarak dünyanın sarraflarıyla, mali çevreleriyle ilişkileri sıkı mı sıkı, Avrupalı iktisatçıların Türkiye'de rakamlardan anlayan tek adam dedikleri Kemal Paşa Hazretleri bu işe kızmaz mı? İtibari Milli Bankası'nın altında bir imza varsa biri Cavit Bey'in, diğeri Maliye Nazırı Vekili Talat Paşa'nın. Talat Paşa da Osmanlı çöküşüyle birlikte yok oldu. Sıra Cavit Bey'de olmasın? İsmet Paşa Hazretleri takrir-i sükun kanunu bundan dolayı çıkartmış olamaz mı? Şimdi de sen ağzındaki baklıyı çıkar bakalım Kör İhsan Efendi. Hepimiz kulağının delik olduğunu biliyoruz. De bakalım neler duydun? Hani şu mesele vardı ya Cavit Bey'le Mustafa Kemal arasında. Mustafa Kemal Ateşeken un satışı meselesi vardı. Evet. Bu yüzden biraz ırpalansın demiş olamaz mı? Hayır olmaz. Benim bildiğim Mustafa Kemal bir tek Cavit Bey için kanun çıkarmaz. Lakin bugünkü şartlarda demokrasinin sökmeyeceğini düşündüğü de bir vaka. Mustafa Kemal 9 Eylül'de Yunan'ı denize dökecek. Sen üstünden daha 2 ay geçmeden mebus seçilebilmek için Türkiye'nin bugünkü sınırları dahilinde doğmuş olmak şartı getireceksin Millet Meclisi'ne. Ayrıca muhacir olarak gelenlerin meclise seçilebilmeleri için 5 yıl Türkiye'nin bugünkü sınırları dahilinde ikamet etmiş olmaları gerekir diyeceksin. Mustafa Kemal Paşa'nın, ülkenin kurtarıcısı Mustafa Kemal Paşa'nın mebus seçilmesini engellemeye kalkmak kimin adına? Kimin? İstirham ederim teyzeciğim. Sizin hayatınızı alt üst eden meseledir bu. Dayımın ne düşündüğünü anlamam gerek. Teyzem evli bir kadındı. Gencecik, kocası cephede. Seferden dönsün diye bekliyor. Derken bir gün... Murat yeter dedim. Kapısının önünde kurşunlar uçuşuyor. Kapı çalınıyor aniden. Dan dan dan. Kapıyı açıyor. Karşısında Orhan Efendi. Ölümcül yaralı. Üstelik kocasının silah arkadaşı Orhan Efendi. Yabancı da değil. İçeri alıyor. Yaralarını tımar ediyor. Adama ölümden döndürüyor. Ama insanlığının bedelini çok ağır ödedi teyze. Enişte Bey'in reva gördüğü muamele... Boşaması affedilir şey değil. Teyzem insan olmanın gerekliliğini yerine getirdi. Yanlış mı yaptı? Hayır. Hayır yanlış yapmadı. İnsan olmanın gerekliliğini yerine getirdi. Ama dayıcığım... Konuşacak başka konunuz yok mu sizin? Niye deşip duruyorsunuz eski defterleri? Sen de bırak felsefeyi Monsieur Le Bon yapsın. Didikleyip durma dayını da. Kaçmak söz konusu değil Muratcığım. Çünkü sorumluluktan bir türlü kaçamaz insan. Ama zorunlu olarak yüklendiği sorumlulukların üstesinden gelir. Söz gelimi nasıl? Dikkatli yaşayarak. Tarafsız kalarak demek istiyorsunuz. Yani olup bitenden mümkün olduğunca uzak kalarak. Yani olabildiğince depolitize olarak. Mücadelede yer almayarak. Karşı tarafların her ikisinin de güçsüz yönlerini, haksız taraflarını görerek. Böylece her ikisine de eşit mesafede durarak. Ne zararı var bunun?
İdareyi maslahat diyorsunuz dayıcım. Etliye, sütlüye karışma. Oysa ne kadar kurnaz olursak olalım, dünyadaki en son insan mutlu olmadığı sürece tarafsız kalarak rahat edemeyiz. Dünyadaki bütün insanları da mutlu edemeyeceğimize göre mecburuz. Taraf tutacağız. Nereye gidiyorsun? Elimi yüzümü yıkayacağım. Amirim, sergi komitesi çıktıktan sonra Karakemar Bey eski dava arkadaşlarını misafir etmiş bugün. Kim olduklarını biliyor muyuz? İsmail Can Bulat, Kör İhsan ve Naim Bey gelmiş. Bu ay ne kadar sıklıkta görüşmüşler bir bakın. Derhal bir de rapor yazın. Ne konuşmuşlar peki, öğrenebildik mi? Maalesef. Muhbirimiz girdiğinde konuşmayı kesmişler. Ama biz takipteyiz. Güzel. Herkes teyakkuzda olacak. Gözünüzü dört açın. Anlaşıldı amir. Ya şansım ilk başta iyi gitti. Sonra kadının şansı döndü. Yanındaki adam da iyi çıktı. Gitti bizim yollu paraları. Ulan Alaman'la kumar mı oynanır? Koca Avusturya bile kurtaramadı Alman eşkıyasından Selanik'teki parasını. Heriflerin parasını milyonlarca altınını vermediler mi Selanik cuntasına? Abi, dün para yok diyordun. Şimdi nereden çıktı bu para? Kelali'den aldım. Kelali'den. Kelali'den almış. Meynan. Bakın işinize, size ne? O gemideki moruklar kimdi? Onlar sefaretten. İzmir'e tatile gideceklermiş. Ama bir aya kalmaz, bize ağırlayacaklar rezidansta. İşte ben o zaman göstereceğim onlara. Ziya Hurşit'i ütmek ne demekmiş. Bakın siz işinize. Sen bir şey anladın mı bu para işinden? Yahu koskoca İstiklal Mahkemesi Başkanı Ziya Hurşit'e niye para versin ki? Aklınca latife yapıyor. Kelali'nin verdiği para cellada bahşiş olur. Gel sen şurada bir ısmarlayayım Namık.
Vazifedeyiz komiserim. Şu anda vazifemiz bu Namık. Aman efendim, hoş geldiniz. Buyurun. Bize iki bira. Baş üstüne efendim. Şeref verdiniz. Ne demek efendim? Vazifemiz. Afiyet olsun efendim. Hadi. Bana bak. Bu mu yoksa seni rahatsız eden? Yok, hayır efendim. Estağfurullah, olur mu öyle şey? Yok değil mi bir yaramaz? Hayır efendim. Sağ olun, sayenizde. Ben bir mekanı yok diyeyim. Tabii efendim, buyurun. Sen oyla. Yiğitmişsin ve selam. Doldur bakalım bir tane daha. Buraya geldim geleli sokağa satıcı bile ayak basamadı İsmail'in korkusundan. Ama sen bana mısın demedin. Hurşit de yoklamadı mı sanki seni? Kim? Ziya Hurşit mi? Onda o yürek ne gezer? Adam Sarı Paşa'yı öldürmeye gidiyor. Senin dediğine bak. İsmail yanında değil de ensesinde olaydı, görürdün onda o cesareti. Nasıl ikna etti seni bombaları taşımaya? Ne vaat etti sana? Aman sen de. Kumarbazın vaadinden ne olur. Kabul ettimse İsmail'den, korkumdan. Hadi oradan. Ama geçti o fasıl çok şükür. Sen varken kimse dokunamaz bana. Mesela gelse şimdi İsmail, dikilse karşımıza. Doldururum kurşunları karnına. Sererim leşini. Yaşa yiğidim. Ah ben İsmail'e düşecek kadın mıydım? Erkekten bahtım kapalıdır benim. Bulamadım şöyle çapı çapıma uygun onu. Bırak şimdi İsmail'i. Kimdir o? Aman koca karıdır. Bak da açılmıyor, çeker gider. İsmail, öldürür bizi. Öldürecek. Hiçbir şey yapamaz. Abdülkerim, ses versene be adam. Öldün mü? Allah cezanı versin Baytar. Baytar da kim? Nereden tanıyor beni? Sus be kadın. Her önüme geleni alamam evime. Rezillik mi edeceksiniz siz bana? Uzattın ama sana hesap mı vereceğim canım? Bana baksana sen. Burası benim evim. Kimdir dedim gelen? Ya şaşırdın mı Naciye Hanım? Asıl sen pek bir şaşırdın. Bomba taşıyan kadın silah tutamaz mı sandın? Kimdir dedim kapıyı çalan? Abdülkerim, açsana kapıyı arkadaş. Baytar Rasim bizim. Toplantıdan sen de tanıyorsun. İyi. Aç bari. Kurtuluş yok bundan. Sen de geç içeri. Üstüne doğru düzgün bir şeyler al. Kusura bakma Baytar, uyuyakalmışız. Dünden beri aramadığım yer kalmadı. Cam göz mü söyledi? Bırak şimdi. İstanbul kazan, ben kepçe diyorum. Niye diye sormuyorsun.
Tamam, nedir, hayrola? Şu üstünü başını düzelt de çıkalım hadi. Uzunuz şimdi, merak ettim, anlat hele. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sen kahve yap bize. Komitacılıkta var mı arkadaşının dostuna yan gözle bakmak? Ha? Aman sen de. Başıma ceracası kesilme Baytar. Başkası olacaktı ben olmasam. Bir de küçük efendi her yerde seni adam diye gösterir. Bilse bu yaptıklarını ne der ha? Kahve kalmamış. Evde yoksa komşuda vardır. Ne iş olur o Şekip denen herifle? Şekip peki? Ya canım var ya hani. Ya, ya şu Alaman yüzbaşısını vurmaya gönderdik de adamla kol kola çıkıp gelen Deyyus. Yanar döner Şekip. Sahi. Ne diyorsun ya? Ne iş olurmuş ki bizim Ziya Rüşit'in onunla? Dün bir otelde görmüşler birlikte. Ne var canım, rastlaşmış olmasınlar. Ha doğru. Biz bunu düşünemedik değil mi arkadaş? Ha? Otelde buluşmuşlar. Hurşit ismini başka türlü yazdırmış deftere. Ama görevli çocuk anlamış kim olduğunu. Aman sende ne var bunda? Belki adamın özel bir meselesi vardır. Şekip'in bin bir türlü işi var. Kumar davası falan olmasın? Yahu aynı masaya nasıl otururlar? Bu Ziya Hurşit bu Şekip'i öldürmek istemiyor muydu? Ne var canım bunda? Hangimiz Şekip'i vurmak istemedik ki? Kumar belası. Gazi Paşa otursa masaya heveslenir bizim Hurşit. Ya arkadaş. Bu Şekip denen adam nedamet getirip halkçılara yanaşmadı mı? Ha? Devletle arasını bir tutmak için bin bir türlü numara çevirmiyor mu? Gazi Paşa'yı devirmek isteyen adamın ne işi olur bununla? Dur bakalım, vardır bir izah muhakkak. Ziya Hurşit'ten de şüpheleneceksek. Vay halimize. İzahı varsa bizden niye saklıyor? Ha? Bir müşkül durum var ki bizden saklıyor, öyle değil mi? Baytar. Oldu olacak, kendimizden de şüphelenelim bari. Kolay mı öyle kahpelik? Ölüme giden bir arkadaşın dostuna yanaşmak daha mı kolay? Bak, ben mecburum herifleri kollamaya. Kuşkulanmışım. Aramayacak mıyım ardını? Ne zamandan beri böyle işler arkadaşının dostunun yatağında aranıyor, ha? Çürüdük biz. Çürüdüğümüzün farkına varmadan çürüdük. Sen tasalanma Baytar. Ben bakacağım çaresine. Öğreniriz işin aslında. Yuh be Kerim. Biz canımızın derdine düştük. Senin şu yaptığına bak. Bir halt bildiğin yok. Bombaları kıza taşıtmışlar. Naciye bu, Naciye. Sağ solu belli olmaz. Bir huylanırsa ateşe verir ortalığı. Asıl senin hiçbir şeyden haberin yok. Küçük efendi sabahtan beri seni arattırıyor. Beni mi aratıyor? Niye ki? Ne bileyim ben. Bu Ziya Hurşit Hasipa'ya yüklü miktarda borç mu takmış? Öyle bir şey ne bileyim ben canım. Tamam, tamam. İstemez. Kalsın. Hadi, hadi. Yürü. Çıkalım. Dışarıda içeriz. Çıkıyor musunuz? İngiliz lirası 920 kuruşa fırladı. Amerikan doları 188. Haber verin demiştiniz. Heh. Olacağı buydu.
Budur. Söyle bu oranı kullansın muhasebeci. Emredersiniz efendim. Ben yarın gelmeyeyim. İstirahat edeyim diyorum Hasiba. Var mı mühim bir şey? İyi olur efendim, iyi olur. Bütün gün göğsünü sırlayıp durdu zaten. Malta madalyası bu Hasiba. Zindan madalyası. Önemli bir şey olursa size haber salarım efendim. Az kalsın unutuyordum. Bir şey daha var. Nedir? Gazeteci Murat Bey buradayken Han'a iki polis gelmiş. Polis mi? Nasıl polis? Resmi mi? Yok değil. Abdülkerim Bey yukarıda mı diye sormuş kapıcıya. Nedir demiş? Yok bir şey demişler. Sorduğumuz kesinlikle duyulmasın deyip etrafı gözetlemeden çekip gitmişler. Allah. Yarım saat sonra iki daha gelmiş. Komisermiş bunlardan bir tanesi, siyasi kısımdan. Kapıcı söyledi. Sizi sormuşlar. Daha öncekiler geldiğinde tembihlemiştim. Kara Kemal Bey çıktı demiş. Onlar da sıkı sıkı tembih etmişler. Soruşturduğumuz kesinlikle duyulmasın diye. Sonra muhallebiciye gittim. Çırağını yolladım müdüriyete. Bizim mukayyet geldi. Çok önemli. Ankara'danmış emir. Gayet gizli. Yakalama yok. Sıkı göz hapsi. Kesinlikle kimseye sezdirilmeyecek dedi. Sonra savuştu gitti. Peki bir bize miymiş bu emir? Bir bize olur mu efendim? Büyük büyük paşalar, mebuslar. Ne demek paşalar, mebuslar? Adı yok mu bunların? Var efendim. Kazım Karabekir Paşa, Ali Fuat Paşa, Rüştü Paşa, Refet Paşa, Cafer Tayyar Paşa, Mersinli Cemal Paşa, mebuslardan Şükrü Bey, Can Bulat Bey, Sabit Bey. Daha varmış da aklında tutamamış kaltaban. Elle gelen düğün bayram prensip. Kulak asma. Terakkiperver partinin kodamallarını kolluyorlardır. Olur. Haklı adamlar. Doğuda isyan var. Bastırıldıysa da örfi idareler duruyor. İstiklal mahkemeleri çalışıyor. Belli ki biri jurnal vermiştir işgüzarlık edip. Başka ne olacak?